Sağlık emekçileri ve sağlık sistemi aslında 2002 yılında sağlıklı dönüşüm programı ile birlikte hastalar müşteriye dönüştürüldü. Sağlık hizmetleri kapitalist çarkın içinde döndürülmeye çalışıldı ve tamamıyla kar odaklı bir sistemle karşı karşıya kaldık ki 2002 yılından beridir sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak bu politikaların doğru olmadığı, sağlık hizmetlerinin ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve ana dilinde olması gerektiği noktasında defalarca yaptığımız eylem, etkinlik, açıklama ve gerekçeleriyle birlikte yaklaşık 20 yıldır da bu mücadeleyi yürütüyoruz, sürdürüyoruz ve geldiğimiz süreçte de şu anda çok net diğer sağlık meslek örgütleriyle birlikte bizler de şu kavramı çok net kullanıyoruz. Evet, Türkiye'de sağlık sistemi çöktü. Çünkü insanlar sağlığa erişimine erişemiyor, hekime erişemiyor. Randevu sisteminde çok ciddi aksaklıklar var. Daha önce SSK hastanelerinde veya devlet hastanelerinde insanlar sabahın altısında kuyruklara girerken şimdi maalesef evlerde sanal kuyruklar oluşmuş durumda. Röntgen filmi çektiremiyor. MR'ları 6 ay, 8 ay sonraya randevular veriliyor. Birçok ameliyat gerçekleştirilemiyor çünkü medikal malzemeye ulaşım sıkıntıları var. Medikal malzemeyi bulsa bile çok pahalı olduğu için SGK bunları karşılamıyor. Ve bu şekilde bir girdabın içindeyiz. Tabii sağlık emekçileri bu koşullarda yaklaşık 2,5 yıldır hem ekonomik özlük ve demokratik hakları için mücadele ediyor hem de halkın sağlığa erişimindeki engellerin bir an önce ortadan kaldırılması için sağlık politikalarının değiştirilmesini istiyor ve bunun için mücadele ediyor, gayret gösteriyor. Alanlarda yaptıkları açıklamalarla, söylemlerle, yaptıkları eylemlerle bunu meclise duyurmaya çalışıyor. Var olan tek adam rejimi üzerinden bunu ifade etmeye çalışıyor ama geldiğimiz noktada maalesef 2,5 yıldır bu emeğin sonucu olarak elimizde kazanım diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Mayıs ayında biz yaklaşık 2100 sağlık emekçisiyle bir anket çalışması yaptık. Verileri gerçekten aslında beklediğimiz, yani ilginç diyemeyeceğim, beklediğimiz sonuçlardı ve tahmin ettiğimiz rakamlar ortaya çıktı. Mesela şöyle bir soru sorduk sağlık emekçilerine, işinizden memnun musunuz? Bu soruya cevabın %63'ü memnun değiliz cevabını aldık. Peki neden memnun değilsiniz? Alt başlığını açtığımızda da ilk başta ekonomik sorunlar. Biliyorsunuz sağlık alanında maalesef performans sistemiyle bir ücretlendirme politikası var ve bu politikalardan kaynaklı da aslında Sağlık Bakanı hatırlarsınız Covid sürecinde işte sağlık emekçilerine tavandan performans veriyoruz, en üstten performans veriyoruz cümlelerinin çok da gerçekçi olmadığını hep beraber yaşadık. O tavandan dediği rakamlar aslında 5 liraya, 10 liraya, 50 liraya tekabül eden rakamlardı. Ve şu anda sağlık emekçileri bu var olan ekonomik krizle birlikte yoksulluk diyemeyeceğim çünkü şu anda ülkemizde yapılan en son 4 kişilik aile rakamlarına göre 19 bin küsür. Açlık sınırına baktığımızda da 6 bin küsür. Oysa sağlık emekçileri 7 bin, 8 bin, 10 bin lira. Tabii birçoğu potansiyelin çok üstünde nöbet tutarak, yaşam standartından ödün vermemek için nöbet tutarak maaşını yükseltmeye çalışıyor. Ve bu aslında açlık sınırına yakın bir parametrede duruyor. Ve bundan kaynaklı da çok ciddi ekonomik sıkıntı yaşıyor. Yani yaşamların hani bu kadar emeğin karşılığı bu olmamalı üzerinden. Hani bir an önce performans sisteminin kaldırılmasını istiyor. Bunun yanı sıra iş yükü çok fazla. Çünkü 7-24 açık olan bir kamu kurumundan bahsediyoruz. Nöbetler, vardiyalar, hafta sonu çalışmaları, özellikle burada şeyi ifade etmek gerekiyor, asistan hekimleri ifade etmek gerekiyor. Biliyorsunuz 36 saat kesintisiz bir şekilde sağlık hizmeti sunmaya çalışan bir kesim de var. Bunun yanında hemşireler, hekimler maalesef aynı koşullarda, aynı kötü çalışma koşullarında yol almaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra az personelle çok iş üretme gibi bir politika güdülüyor. Mesela OECD rakamlarına baktığımızda hemşire sayısı 3'te 1'e tekabül ediyor. Hekim sayısı 3'te 1'e tekabül ediyor. Yani bir hemşire bulunduğu serviste sağlık hizmeti sunabilmesi için en az 3 kişi kadar çalışmak zorunda. Bir Avrupa ülkesindeki hemşirenin performansıyla Türkiye'deki bir hemşirenin performansı aynı değil. Aynı şey hekimler için de geçerli ve iş yükü dayanılmaz bir hale gelmiş durumda.
durumda ve biz tükendik diyoruz aslında. 2,5 yıldır bu kavramı çok net kullanıyoruz. Gerçekten sağlık emekçileri tükendi. Olması gereken sağlık hizmetini sunamama noktasına geldi. Bu hem psikolojik olarak işin açıkçası. Bunun yanı sıra yine sağlık politikalarında yaşanan aksaklıklar, eksiklikler ve halka yansıyan kısmının sorumlusu sanki sağlık emekçileriymiş gibi bütün yük sağlık emekçilerine yükleniyor ve bu da maalesef şiddete gerekçe olmuş oluyor. Ve insanlar gerçekten sağlık emekçileri bu noktada ülkeyi terk etmek istiyorlar. Yani yaklaşık bir yıldır mecliste de, sokakta da, var olan kongrelerde de, toplantılarda hekimler niye gidiyor, hekimler niye gidiyor sorusu. Şunu da söylemek gerekiyor aslında, sadece hekimler gitmiyor. Yani sağlık emekçileri gidiyor, işte hemşire de gidiyor, teknisyen de gidiyor. Acil tıp teknisyeni de gidiyor. İnsanlar bir an önce bu ülkeyi terk etmek istiyor. Mesela bizim yine yaptığımız bir anket, çalışmasından bir veri vermek istiyorum. Eğitim hayatınızın diyor başına dönmüş olsaydınız bu mesleği yapar mıydınız? %77'si hayır diyor. Ben bu mesleği yapmak istemezdim. Diğeri sorumuz, yurt dışına gitmeyi düşünüyor musunuz? %70. Yani korkunç bir rakam bu. Düşünün, bu ülkenin çalışanlarının yarısından fazlası, %70'i ben bu ülkede sağlık hizmeti vermek istemiyorum da çok net. Bunun yanı sıra imkanınız olsaydı diyor yurt dışında mesleğinizi yapmak ister miydiniz? %85. Düşünün, bu ülkede sağlık emekçilerinin %15'i var olan sağlık politikaları ya da sağlık hizmetlerinden memnun. %85'i biz bu koşullarda sağlık hizmeti sunmak istemiyoruz. Çok net kurabiliyor. Başka bir meslek yapmak ister miydiniz? Düşünün, bu da %86. Evet, ben sağlık alanında çalışmak istemiyorum ama bana başka bir alan açılırsa, Türkiye'nin düşünün %86'sı, sağlık emekçilerinin %86'sı ben bu mesleği yapmak istemiyorum. Başka bir imkanım olmuş olsaydı ben o mesleği yapardım. Aslında kalanlar da tamamıyla borç harç içerisinde yaşam sürmeye çalışıyor. Yani bu kadar gerçekten durum vahim. Bu koşullarda olduğu sürece de sağlık emekçilerini burada gerçekten tutmak çok zor. Sağlık emekçilerinin ne yaşadığını buradaki Sağlık Bakanı çok iyi biliyor. Buradaki iktidar çok iyi biliyor. Ne yaşattıklarının çok iyi farkındalar. Ama bunu iyileştirecekleri yerde, onaracakları yerde tam tersi bu yükü bir intikam duygusuyla yaklaşıyorlar dersek sanırım abartılı olmaz. Çünkü 2,5 yıldır bu kadar özlük hakları için, ekonomik hakları için mücadele eden bir kesime eğer siz hala kulak tıkıyorsanız bu düşman variki bir yaklaşım olarak değerlendirmemiz mümkün. Sağlık emekçileri bu noktada Avrupa'da daha iyi çalışma koşulları, daha iyi bir ekonomi için gitmek istihbanede her kurumda sağlık emekçileri yabancı dil çalışıyor. İşte kimi İngilizce çalışıyor, kimi Almanca çalışıyor. Tabii ki bu yurt dışına gitmenin aslında zeminini hazırlama üzerinden. Çok net zaten kendileri de ifade ediyor. Yaklaşımları da o şekilde. Bizim gördüğümüz de o şekilde. Ya kurslara gidiyorlar ya kendi kendilerine internet üzerinden var olan çalışmalar üzerinden dil öğrenmeye çalışıyorlar. En azından bu sorunlarını giderme adına. Ve ciddi bir hazırlık var aslında. Ciddi bir beyin göçü hazırlığı var. Evet, son 2 yıldır ayyuka çıkan, hekimler üzerinden ayyuka çıkan ama aslında bütün sağlık emekçilerini kapsayan bir beyin göçü mevcut. Sağlık emekçileri gerçekten özellikle hekim boyutuyla bakarsak gerçekten kolay yetişmiyor. Bu eğitimi aldığı halde, eğitimi alıyor olduğu halde sağlık hizmeti sunmak istemediği için bir yurt dışına gitme arayışı içerisinde ve bu büyük bir kesimde de maalesef o şekilde.